Herkese selam. Hazır yeni sene geliyorken, herkes de bütçe raporlarıyla uğraşıyorken, bütçe formatlarını Power BI'de modellemeye ilişkin bazı şeyler göstermek istiyorum. Bütçe formatları aslında neyin bütçesini yaparsanız yapın, hep birbirine benziyor. Ocak, Aralık, her bir ay için eğer aylık bütçe yapıyorsanız, her bir ay için hedef rakamlar. Diğer geri kalan sütunlar ise e, bütçenizin üzerinde e, yükseldiği cümlelerin detaylarını, kombinasyonlarını içeriyor. Mesela buradaki örneğe göre bu format diyor ki ben A kategorisi ürünü örneğin Marmara satış bölgesinde Ocak'ta bu fiyatla satacağım veya bu ciro ile satacağım veya bu miktarla satacağım. Birden fazla bütçeniz, bütçe e, datanız da olabilir. Aynen bu örnekte olduğu gibi. Buradaki soldaki sütunlar bizim bütçemizin üzerinde yükseldiği cümleler. Ben bu kategoriyi bu bölgede Ocak aralığa kadar bu hedeflerle satacağım. Birden fazla hedef rakamınız olabilir. Örneğin bu ciro hedefi, aynı zamanda bir de miktar hedefimiz var. Bu miktarla satacağım, bu ciro ile satacağım veya bu fiyatla satacağım. Eğer siz bir gelir gider bütçesi yapıyorsanız, sizin soldaki sütundaki, sütunlardaki kombinasyonlarınız şu olabilir. 700 nokta falanca hesap için Ocak'ta, Şubat'ta, aralığa kadar hedeflerim bu eğer hem hesap bazında hem de masraf merkezi bazında bir bütçe yapıyorsanız o zaman buraya bir sütun daha gelecek muhtemelen sizin bütçenizde. Bu masraf merkezinde bu hesapta Ocak, Şubat, Aralık hedefleri. Neyin bütçesini yaparsanız yapın format hep yapı aynı değişmiyor. Bazen bütçelerin birden fazla versiyonu da olabilir. Sene başında bir bütçe yaparsınız. Dersiniz ki bu benim master bütçem. Esas bütçem. Üç ayda bir veya aylık onu revize ediyor olabilirsiniz. Yani bir revize bütçeniz de olabilir. Bu durumda bu formatta yapılması gereken tek değişiklik genellikle buraya bir sütün daha ekleyip bu bütçenizin üzerinde yükseldiği kombinasyonların aylık değerlerinin master mı yoksa revize mi olduğunu göstermekten ibaret. Formatlar hep aynı, hiç değişmiyor. Soldaki cümleler değişebilir. Birden fazla hedef veriyor olabilirsiniz. Hem maliyet, hem fiyat, hem ciro gibi. Ama yapılacak olan hareketler Power BI tarafında bir bütçe, bütçeyi modellemek için standart. E, dosyamız bu. Bölge kategori bazında Ocak Aralık hedef, ciro ve miktar rakamlarımız var. Bu formatı veri modeline uygun hale çevirmemiz gerekiyor öncelikle. Bunun için yapmamız gereken hareketler için Power BI ekranımı açacağım. Power BI desktop açıyorum. Power BI Desktop'ı da açtım. Ee, Excel'e bağlantı yapmak için Import Data from Excel'i seçebilirim. Veya buradaki Excel butonunu tıklayabilirim. İkisi de aynı yere çıkacak. Dosyamın olduğu dizini gösterdim. Open. Ee, Power BI Excel'e bağlantı yaptığında iki farklı şey okuyor. Bir tanesi Excelinizdeki sayfalar. Kaç tane sayfa varsa içinde datası olan hepsini okuyacak. İkinci okuduğu şey eğer varsa sayfalarınızdaki tabloları da okuyacak. Eğer bir sayfada tablo formatında birden fazla yapı varsa her birini sanki ayrı bir veri kaynağıymış gibi okuyacak. Bizim örneğimizde sadece iki tane sayfa var, tablo formatında bir data yok. O yüzden sayfaların listesi geldi. Her ikisini de seçiyorum. Transform Data. Açılan ekran Power Query ekranı. Power Query, Power BI'nin ETL tool'u. Default ayarlarınıza göre ve Excel'deki datanızın yapısına göre otomatik olarak oluşturduğu stepler Değişiklik gösterebilir ama bizim örneğimizi gayet düzgün okumuş gözüküyor. Ne demek o? Bölge, kategori, ocak, aralık e, bilgilerini sütün başlığını almış. Güzel. Aynı şeyi ciro sayfası için de doğru bir şekilde yapmış. E, bazı örnekler görüyorum. Böyle bir bütçe datasını direkt bu haliyle olduğu gibi modele alıp... E, raporlamaya çalışıyoruz, görsellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğru bir işlem değil bu halde bırakmak. Çünkü bu halde bırakırsanız yapabileceğiniz tek şey Ocak bütçeleri topla bir şeyle karşılaştır. Şubat topla, Mart topla, Nisan 12 tane farklı metrik yazmak zorunda kalırsınız. Bu doğru bir format değil. Önce formatı düzeltmemiz gerekiyor. Doğru format ne? Doğru format şu. Bu aslında bir nevi transaction tablosu. Transaction tabloların en büyük özelliği entity ID'leri üzerinden yani varlık ID'leri, anahtarları üzerinden bir transaction tarihiyle nümerik rakamlar içermesi. Bu da ona benziyor. Şöyle ki bölge, satış bölgesi bir entity. Kategori benzer şekilde. Ama burada 12 farklı sütunda gözüken rakamlar aslında hepsi aynı entiteye ait. Hepsi tarih varlığına ait, tarih entitesine ait. Ocak-Şubat arasında hiçbir fark yok. Birinin Ocak değerine, diğerinin Şubat değerine sahip olması haricinde. O yüzden bu formatı bizim sütunlardan, daha doğrusu ay bilgilerini içeren rakamları sütunlardan satırlara almamız lazım. Bir nevi bu tabloyu transpoze etmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için diyorum ki bölge, kategori sabit kalsın. Kontrol tuşuna basılı tutarak her da seçiyorum. Bunlar sabit kalsın. Diğer sütunları ham pivot yap. Ham demek sütunda gözüken değerleri sütundan satıra taşımak demek. Bir önceki step'i tekrar göstereyim. Neredeydik? Data buydu. Bu hale geldi. Her bir kombinasyon sütun olarak 12 sütundayken şimdi her bir kombinasyon 12 sütundan 12 satıra değişti bunu siliyorum. Buradaki değerler artık benim bu ne sorgusuymuş? Ciro sorgusu, ciro datasıymış. Bu benim bütçe ciro. Bu da ay sütunu. Aynı işlemi diğer hedef dosyam için de yapacağım. Bölge, kategori, kontrol seçtim. Bu sefer sağ demeyelim de transform menüsünün altından unpivot other columns diyelim. Burası bizim bütçe miktar sütunumuz. Burası da ay bilgimiz. Okey. Şimdi bu her iki sorguyu da birleştirip tek bir bütçe dosyası dos, e, sorgusu haline getirmeye çalışacağım. Bölge kategori ay, miktar sayfasında da var. Ciro sayfasında da var. Her ikisinde de aynı kombinasyonlar var. Marmara A'yı her ikisinde de filtreleyelim. Marmara A Ocak'tan aralığa kadar bu ciro hedefleriyle Marmara A Ocak Aralık bu miktar hedefleriyle. Her iki dosyanın da ortak kombinasyonları var. Marmara A Ocak öteki sayfada da var. O yüzden bunları bu ikisi tabloyu bu ortak sütun kombinasyonları üzerinden birleştirmek istiyorum. SQL jargonuna göre joinlemek istiyorum. Şu filtre steplerini silelim her ikisinde de. Okey, okay. stepleri sildik. Şimdi iki tabloyu, iki sorguyu birleştireceğim. Merge Queries as New opsiyonunu seçeceğim. Merge Queries de diyebilirim ama yeni bir e, sayfa sorgu oluşturmak istiyorum. O yüzden bunu seçiyorum. E, SQL'de join yapmanın karşılığı Power BI'da Power Query tarafında e, merge. Merge queries as new. Yukarıdaki ilk tablo ciro, aşağıdaki tablo miktar olacak. SQL'e göre düşünecek olursanız üstte gözüken tablo sizin soldaki tablonuz, left tablo. Alttaki seçtiğiniz tablo sizin right tablonuz. Çünkü join tiplerinde left outer gibi e, farklılıklar var. İsimlendirme ona göre. Üstteki tablo left, alttaki tablo, sağdaki tablo. Her iki tabloyu da seçtim. Diyorum ki bölge, kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Kategori, ay. Bu seçimi yaptığım anda kontrol tuşuna basılı tutarak Gördüğünüz gibi yaptığım seçim sırasına göre 1, 2, 3 diye numara verdi. Aynı sırayı aşağıdaki tabloda yapacağım. Bölge, kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Kategori, ay. Join tip olarak diyorum ki left outer veya inner da diyebilirim. Datamın ne şekilde olduğuna göre değişebilir. Left author diyor ki all from first, first dediği üstteki tablo, üstteki tablodan bütün satırları istiyorum. Matching from second, alttaki tablodan ya da sağdaki tablodan, SQL'e göre eşleşen kayıtları getir. Bu seçimi yaptığım anda aşağıda şurada, Yaptığım seçimlere göre her iki tabloda karşılıklı kaç satır birbiriyle eşleşiyor. Bunun da bilgisini verdi bana. Ee, örnekteki data düzgün olduğu için birebir eşleşme var. Join kombinasyonlarını sütunlarını seçtikten sonra OK diyorum. Bana burada yeni bir e, sorgu oluşturuyor. Şurada ve ilk seçtiğim üstteki tablonun ile birlikte diğer miktar sorgusundan şöyle bir tablo yazısıyla birlikte değişik bir sütun getirdi. Bunun anlamı şu. Buradaki her bir kombinasyon için ciro sayfasından gelen sağdaki tablodan ya da alttaki tablodan eşleşen kayıtlar var. Orada da bölge, kategori, ay ...ve bütçe miktar sütunları var. Ben onların hangilerini istiyorum? Bunları seçeceğim. Eğer birebir eşleşme varsa... ...soldaki tablonun her bir kaydı için... ...sağdaki tabloda birebir bir eşleşme varsa... ...expand opsiyonuyla birlikte diyebilirim ki... ...bana öteki tablodan yani miktar tablosundan... ...bütçe miktarı getir. Eğer... Soldaki tablodaki her bir satır için sağdaki tabloda birden fazla karşılık olma ihtimali varsa o zaman seçeceğim opsiyonlardan expand'i değil de aggregate'i seçmem lazım. Git sağdaki eşleşen kayıtlardan e, miktar sütunun toplamını getir. Bu tablo yapısına göre, bu örnek data yapısına göre birebir eşleşme olduğu için sadece expandet diyeceğim. Öteki tablodan miktarı getir. Burada isimlendirmeyi yaparken şuradaki opsiyonları da güzel ayarlarsak sütun isimlerini rename etmekle ilgili çok fazla uğraşmamış oluruz. Şimdi ne yapmış olduk? Her bir ciro ve miktar sorgusu üzerinden aynı kombinasyonlara sahip kayıtları bulduk. Bunları yeni bir sorguda oluşturduk, birleştirdik. Her bir kombinasyon için artık bu tabloda, birleştirilmiş, joinlenmiş tabloda hem ciron var hem miktarım var. Süper. Benim asıl kullanacağım bütçe tablosu, modele aktaracağım bütçe tablosu bu olacak. İsmini bütçe diye değiştiriyorum. Şimdi yapmam gereken bir şey daha var. Şuradaki ay değerlerini, Ocak, Şubat, Mart değerlerini ilgili ayın ilk günü olacak şekilde değiştirmek istiyorum. Çünkü bütün veri modellerinde kapsamın ne olduğundan bağımsız olmazsa olmaz bir tablo var. O da tarih tablosu. Tarih tablosu her bir yıl için 365 günü eksiksiz ve kesintisiz bir şekilde içeren bir tarih sütununu içeriyor. Eğer ben bu tabloyu, bu bütçe tablosunu modele zahmetsizce gömmek istersem, buradaki Ocak, Şubat, Mart bilgilerini eğer 2021'in bütçesini yapacaksam, 1 Ocak 2021, 1 Şubat 2021, 1 Aralık 2021 şeklinde değiştirmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Henüz Power Query ile ilgili ki Power Query'nin kendi kullandığı dili m dili m. Kendine ait fonksiyonları var. Sintaksı temiz. Okay. Ama henüz yeterince bilmiyorsak Power Query'nin muhteşem bir özelliği var. O da column from examples. Ay sütununu seçtikten sonra Column From Examples'tan From Selection diyorum çünkü Ay sütununun değerleri üzerinden örnekler vereceğiz birazdan. O yüzden From Selection'ı seçtim. Şimdi yeni bir sütun oluşturmak üzere bana bir ekran açtı ve örnekler vermemi bekliyor. Ben diyorum ki Ocak bilgisini aslında bir Ocak 2021 olarak değiştirmek istiyorum. Enter'a bastığımda girmiş olduğum örneğe göre bunu mu istiyorsun diye bir liste çıkartıyor bana. 1 Şubat'ı 1 Şubat 2021 mi istiyorsun? Evet. Mart, evet. Nisan. İstediğimiz format buysa, değişiklik buysa, OK tuşuna basabilirim. Eğer değilse yapmak istediğimiz transformasyonu anlamadıysa alttaki hücrelerden devam edip örnek vermeye devam etmem gerekir. Ama şu an için yapmak istediğim transformasyonu doğru bir şekilde algıladı. O yüzden OK tuşuna basıyorum. İstediğim formatı, istediğim sütunu, istediğim formatta oluşturdum. Yapmamız gereken birkaç şey daha var. Birincisi artık şu ay sütununa bizim ihtiyacımız kalmadı bu sorguda. Kullandık bu step'e kadar. Ama bu step'ten sonrası için buna ihtiyacımız yok. O sütun orada duruyor. Veriden uçmadı, Excel'e bir şey geriye yazmadı ama step'leri oluşturdukça, verinin şeklini değiştirdikçe, farklı şekilleri soktukça artık daha önce kullandığım ve en sonunda bana lazım olmayan sütunları modelden uçurabiliriz. Şu sütunun adını da yeni oluşturduğumuz sütunun adını da tarih diye değiştirelim. Burayla ilgili yapmamız gereken bir şey daha var. O da bu sütunu henüz tekst olarak algıladı. Ben diyorum ki bu sütun bir tekst değil. ABC demesinden anlıyorum. Tekst değil. Bir tarih sütunu. Tam olarak istediğimiz formata getirdik. Son olarak yapmamız gereken şu. Bize lazım olan veri modeli tarafında bize lazım olan tek tablo bütçe tablosu. Ciro ve miktar sayfalarını Excel'den kullanmaya devam edeceğiz. Birileri bu datayı değiştirirse değişen datayı e, almaya devam edeceğiz ama birleştirdikten sonra artık ciro ve miktar sayfalarına ihtiyacımız veri modeli tarafında yok. O yüzden diyorum ki ciro sorgusunu Datası değişirse kullanmaya devam edeceğim ama veri modeli tarafına load etmeme, yüklememe gerek yok. Aynı şeyi miktar içinde yapacağım. Datası değişirse istiyorum ama veri modeli tarafına aktarmama gerek yok. Close apply dediğimde artık benim Excel dosyamdaki ciro ve miktar sayfalarını kullanan ama veri modeline de uygun bir şekilde birleştirilmiş, transforme edilmiş yeni bir bütçe sorgusunu veri modeli tarafına aktarmış olduk. Şimdi bu noktadan sonra yapılması gereken şey aslında çok kolay. Burası bu iki sütun ciro miktar, rakamsal bilgiler zaten bir şey yapmaya gerek yok. Metrikleri yazarken kullanacağız. Diğer geri kalan sütunları ilgili master tablolarıyla birleştirmemiz lazım. Bütün modellerde modellediğiniz kapsamından ne kapsamın ne olduğundan bağımsız olarak olmazsa olmaz bir tablo var tarih tablosu buradaki tarih sütununu gidip o tarih tablosundaki e, tarih sütunuyla eşleştirmek lazım kategori bölge sütunlarını modelimizin içerisindeki bölge ve kategori master tablolarıyla eşleştirmek lazım burada ufak bir not e, düşelim. Bazen e, transaction tablolarıyla bütçe tablolarının detay seviyesi, e, granularity seviyesi aynı olmayabilir. Örneğin bu ürün kategorisi satış bölgesi bazında bir bütçe. Okay. Ama bizim transaction datamızda, faturalardan gelen satırları düşünün, ürün kodu bazında bir transaction var. Tamam, ürün koduyla transaction tablosunu ürün tablosuyla bağlayabiliriz ama bütçemiz... Kategori bazında, ürün kategorisi bazında. Bu tür durumlarda benim genellikle tercih ettiğim yöntem, kategori diye bir e, master tablo oluşturup, bütçe ve ürünler tablosunun arasına koyup, ikisi arasında one-to-many şeklinde ilişki yaratmak. E, ama böyle bir tabloya ihtiyaç duymadan da e, DAX formülleriyle farklı detay seviyesindeki... E, rakamları toplayıp çıkartıp birbiriyle karşılaştırmak mümkün. Ama en kolayı bütün bütçe modellerinde detay seviyesi farklı olsa bile bütçenin bu üzerinde yükseldiği cümlelerin master tablolarını modele gömüp ilgili master tabloyla, ürün tablosuyla misal bütçe tablosunu ortadaki kategori master tablosu üzerinden birleştirmek olacaktır. Hem daha kolay DAX yazarsınız hem de hiçbir problemle e, karşılaşmazsınız. E, tüm bütçeler böyle, hareketleri de böyle, veri modeli de böyle. Modellemesi de gayet e, bu hale getirdikten sonra modellemesi de gayet kolay. İyi bütçeler diliyorum herkese, İyi seneler.